Merhaba ben Kadircan. Bir gitar dersi podcast serisine başlıyorum. Önce video serisine mi başlasam dedim. Sonra bedenimi enstrüman olarak kullanmayayım dedim. Gitarımı da çalabilirdim videoda ama gitarımı da enstrüman olarak kullanmayayım dedim. Daha da dürüst olmak gerekirse videoya hazırlanmak ve sonrasında editlemek uzun sürdüğü için hali hazırda tanıdığım bildiğim hazırlaması pratik olan podcastten devam edeyim dedim. İlk bölüm olan bu podcast'te derslerin hedef kitlesi kim, amacı ve içeriği ne bundan bahsedeceğim. Her yaştan her insanın kendince bir hikayesi var. Herkes hayatına anlam katacak, tutunacak hedefler arıyor. Her an farkında olmasak da aslında bu böyle. Ben de gitar çalarak, müzikle amatörce uğraşarak hayatına anlam katmak isteyen, ancak mevcut sosyoekonomik durumu nedeniyle bunu sınırlı kaynaklarla ve mümkün mertebe kendi yanında kavrularak yapmak isteyen insanlarla paylaşmak üzere bu seriyi yapacağım. Etrafınızda gitar çalmak konusunda size tavsiye verecek insan yoksa artık YouTube var. Bu podcast serisi için bir yaş sınırı yok ama tahminen 10 ila 35 yaş arası daha çok bu konularla ilgilenecek gruba giriyordur. Ben ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ve genel olarak okuldan sonrası olarak 4 grup varmış gibi düşüncem hep. Kendim de bu yoldan geçtim. Tamamen kendi kendime öğrendiğim ve sevdiğim kadarıyla müzikle uğraşıyorum. Cover videoları ve kendi demo şarkılarımı yapıyorum. En iyi yöntem anlatacağım yöntemdir demiyorum. Profesyonel de değilim. Mümkünse imkanınız varsa okuluna, hocasına, uzmanına gidilebilmesini zaten savunuyorum. Sonuçta hem zaman hem para ne kadar çok kaynak harcarsanız size o kadar fayda geri döner her konuda. Ama kendim hiç kursa gitmedim. Herkesin durumu farklı. Bu podcast'ler sizin için en uygun durumu da mantıklı şekilde keşfettirecek size. Belki devamında benim koyduğum dersleri takip edersiniz eğer ders koyarsam. Belki önce bu dersleri sonra internetteki farklı dersleri takip edersiniz. Belki bir hocaya gitmeye karar verirsiniz. Herkes de farklı bir yere varacaktır işin sonu. Nasıl bir gitar almalıyım? Acaba devam eder miyim? Her türlü soru işaretine yönelik bir seri olacak. Ancak gerçekçi olursak insanların gitara başlamak için ya motivasyonu var ama parası yok. Ya biraz parası var ama parasını müziğe verecek kadar bir tutkusu, motivasyonu yok. Kendince yapabildiği kadarıyla bu işe çok para harcamadan bir şeyler yapmak isteyen insanlar benim gibi halen çoğunluktadır diye düşünüyorum. Benim de kendimin aylar yıllar gibi sürelerde keşfettiğim durumları ve bilgileri şimdi bir müfredat gibi kafamda oturttum. Zaten bir kursa giderseniz de hoca size damıtılmış, yoğunlaştırılmış bilgiyi verip bu podcastlerle aynı etkiyi yaratacaktır özünde. Ben de hayatımda pek çok konuda hedefler koymuş, gerçekleştirmeye çalışmış biri olarak bu konudaki deneyimlerimi gitar öğrenme üzerinden aktaracağım bu podcast'lerle. Normalde bütün bu soruları sormak ve bazı alternatif cevapları almak en başında mümkün olmuyor. Ama bu seri size yardım edecek. Hem öğrenmeye devam etmenizi hem de verimli öğrenmenizi sağlayacak. İlk 10 podcast daha çok net bir hedef koyup o hedefe ilerlemenin felsefesini yaptığım bir seri olacak. Gerçek gitar egzersizi ve pratik bilgi videolarını da sadece önerebilirim. Genellikle kendim uğraşıp video çekmek yerine konuya referans vereceğim. Aratıp beğendiğiniz başka bir video üzerinden kendiniz çalışırsınız diyeceğim. Gitar öğrenirken olay sadece bir bilgiyi bulup onu pratik etmek değil, neyi neden yaptığını bilmek, başka neler yapmak gerektiğini bilmek ve hepsine motivasyon bulmak en özünde. Mesele bırakmamak yani. Bir de ben hedef deyince bunu hemen makina gibi motomot takip edilip sadık kalınan, işin eğlencesini yok eden sıkıcı bir şey gibi düşünmeyin. Herkes bu hedefi kendi tarzınca koyar ve kendi tarzınca takip eder. Hedef deme sebebim temelde motivasyon. Bu hedefi bu kadar dolanmaçlı şekilde koyma sebebimiz de bahaneleri ve olumsuzlukları en başta çözmek olacak. Ama bu podcastleri dinlerken her sorduğumuz soruya zaten kafamızda hazır kurulu olan plana varmak üzere cevap vermemeye çalışın. Açık fikirde olursanız podcast'lerin sonu mevcutta düşündüğünüzden daha iyi bir yere çıkabilir. Ya da mevcutta düşündüğünüz planın yanlış olduğunu kendiniz keşfedip bu podcast'ler sayesinde biraz değiştirebilirsiniz planlarınızı. Cevaplarda cesur olun, siz kazanırsınız. Bu kadar tatava niye alırım bir klasik gitar ara ara takılırım. Çalamazsam durur öyle diyorsanız ona da eyvallah. Bu durumu yaşamış biri olarak söylüyorum. 3 ayda kaydedebileceğiniz ilerlemeyi 6 senede kaydedersiniz. Başarılar diliyorum. Bu söylediklerim ilginizi çektiyse bu seriyi takipte kalın. Düşündüğünüz her şeyi benimle yorumlarda paylaşın. İlk 10 ders kısa olacak ve serinin sonunda net ve sağlam bir hedefimiz, takip edecek bir yolumuz olacak. Bu hedef doğrultusunda da yavaş yavaş yol alacağız. Son olarak planlamak bir şeydir, yapmak başka bir şeydir. Biz şu an sahiden yapabileceğimiz bir plan kurup, olası engelleri de mümkün mertebe başlamadan ortadan kaldırmaya çalışacağız. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Bye.